Merhabalar, ben Kötis Köte ve Kötistan New Horizons'ın 88. bölümüne hoş geldiniz. Ve Köfte gene iş güçtür, şudur budur sebebiyle videolara zaman ayıramadı. Aslında hani iş gücümün olmadığı zamanlarda da bilgisayar başına oturacak halim olmuyordu. Dolayısıyla da ortada bir videosuzluk dönem oldu gene. Oluyor arada öyle. Özellikle yazın bayağı bir oluyor. Şimdi bölüm arası ne yaptım? Aslında bölüm arası bayağı bir şey yaptım. Bayağı ufak şey yaptım. En son demiştim Mars'a da şey, daha başka dungeon'lar arayacağız diye buldum. Gerekli her şeyi buldum. Onun yanı sıra yaptığım birkaç bir şey daha var, onlara geleceğim. Öncelikli olarak şöyle bir bakalım. Şimdi Space Race. Evet. Mars Dungeon. Bunu aldık. Bunu da aldık. Zaten bunu başta almıştık ilk. Tabii şunları yapmamız gerekecek. Şunu yaptım. Henüz yerleştirmedim. Size beraber deneyeceğim. Evet. Bir de şunları tamamladım. Ardından şurada bir şey dikkatinizi çekecek. Evet. Çünkü şu madenleri topladığım için şu görev açıldı ve bu görevde bunu açtığı için bu görev gözüküyor şu an. Ama bunu henüz yapmadım. Bunun için yeni enerji üretim yöntemimi elde etmem lazım. Bir diğer şey, bunu yaptım ve şarjı gene gitmiş. Hızlıca bir şarj edelim bunu. Evet. Gel bakalım. Ardından bunu yaptım. Advanced Cutting Machine 3. Ve tabii ki de şu an koşamıyorum. Çünkü botlarım yok. Onu buraya pille çalışacak şekilde koydum ama burayı düzenleyeceğim zaten. Hatta burası bayağı bir baştan aşağı değişecek. Evet. Sen ne durumdasın? Tamamdır. Evet, bunu yaptım. Bunu çünkü şunu yapmak için gerekliydi. Daha doğrusu şunları yapmak için gerekliydi. Beraberinde şurayı zaten yapmıştık. Şunlara gittim. Şu görevleri tamamladım. İşte şunu yaptım dediğim gibi. Başka ne yapmıştım bölüm arası? Evet. Şu görevi tamamladım. Ve bu bizim için bayağı önemli. Basic automation. Evet. Bunları yaptık. Basitçe. Ve burası da bildiğiniz gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi enerji üretim binam olarak şurayı geri kullanmaya karar verdim. Evet, nerede kalmıştık? Dediğim gibi burayı gene bir enerji üretim merkezi olarak kullanmayı düşünüyorum. Belki biraz dizaynı değiştirebilirim. Kulleleri üstten birbirine bağlayabilirim belki. Şuralar bu sayede biraz... Bilemiyorum ya. Bakacağım. Ama burası hep enerji üretim merkeziydi. Öyle de kalacak. Şimdi. Ya bakalım. Sizler şöyle gelin. Evet. Ve tabii ki de biraz taint aldığım için başıma bunlar geliyor arada. Sıkıntı değil. Dert değil. Başa çıkabiliriz. No problemo. Evet. Şimdi gelelim. Gelelim buraya.
Şimdi dur. Hangi yönden yapalım? Bu daha mantıklı. Tamamdır. Bir boşluk olacak. Peki. Bu şekilde daha rahat sığdırabiliyorum. Tamam. Onun şuraya sen gel. Ya tabii ki de sen bozulacaksın burada. Senle daha sonra ilgileniriz. Ama önceliğimiz şu arkadaşlar. Tabii dur. Sen bir elime gel. Şimdi sana ne lazım? Top middle back. Powder gearbox. Bu standart sabit. Input hatch. Gear. Gearbox'ları yerleştirelim bir. Oops. Tamamdır. Gearbox'lar yerleşti. Muffler hatch'in buraya gelmesi zorunlu. Tamam. Input hatch. Next gearbox. Tamam. Bunların hepsinin gearbox'un yanında olması lazım. Tamam. Nasıl yapabiliriz? Dizel şurada olur, bunlar burada olur. Bakalım başka ne lazım? Engine intake, tamam. Dynamo hatch, maintenance hatch. One of the casings next to a gearbox. Hepsinin gearbox'un yanında olması lazım. Dur, o zaman üst üste stackleriz. Sen dur. Üst üste stacklemem daha kolay ya. Yok değil. Gene değil. Bir düşüneyim. Nasıl stacklenebilir? Evet, çok makul bir yöntem bulamadım. Yani Steam Engine'leri yapmanın yolu var çünkü onlarda muffler hatch yok. Ama bunlarda emin değilim. Şimdi gearbox'lar gelin bakalım. Tabii bu build hemen bitmeyecek. Hatch. Nerede yer alsın? Burada yer alsın. Tamam. Şimdi bize sizlere geri koyabilirim. Tabii ki de dur. Wrench. Evet. Voila. Bize tabii ki de en çok gerekecek şey hede hede. Dynamo hatch.
Şimdi. Ha, önce. Iron tank. Copper tank. İki tane normal input hatch yapabilirim. İki tane tankım olacaktı. Bakalım hemen. İki tane tankımız duruyor mu? İki tane tankımız duruyorsa iki tane normal input hatch yapayım. Yep. Hatta ya aslında evet. Ya da dur. Yok ya. Aslında dur, önce muffler hatch yapayım. Muffler hatch elimizde yapabileceğimiz en yüksek teknoloji olmalı. Yani bunun anlamı titanyuma abanacağız. Most likely done. Teşekkürler. Çığır. Bunun yanı sıra Large Titanium Fluid Pipe senin için 6 gerekiyor. bir tane titanyum gel bakalım. 6, 7, 8. Teşekkürler. Tamamdır. Burada ne var? Gear. Şimdi bana large pipe bir de rotor. Rotor, tamam. Bir de large pipe. Teşekkürler. Tamamdır. Bu da tamam. Geriye ne kaldı? Elektrik motor. Bir tane alalım. Ay. Şimdi elektrik motor geldin. Tamam. Sen ve sen. Tahmin ettiğim gibi. Neden şaşırmadım? Muffler içimizin ne kadar yüksek seviye olması bizim o kadar çok işimize yarıyor. Gerçi her ne kadar şu an pollution'ımız yok ancak pollution varmış gibi davranıyorum. Gerçi pollution varmış gibi davranıyorum da dibime bunu kuruyorum ama neyse. Bunu zaten çok uzun vadeli kullanmayacağız. Otomatik maden işlemedir, şudur budur tamamladıktan sonra tamam, muffler hatch'imiz oturdu. Bunları tamamladıktan sonra yapacağımız ilk iş yapacağımız ilk iş ne? Nükleere geçmek. Gazlar gelin bakalım. Yani tanklar pardon. Iron Ring Obsidian. Aslında dur bu tanklardan biraz daha vardı bende sanki. Bakalım. Varsa buradan çıkar. Yok. Yep. Yok. Şimdi senin yapmak için ne gerekiyordu? Ops. Obsidian glass. Obsidian glass. Benim hiç obsidian glass'ım var mı?
Alloy smelter burada. Yok. Ama bunlar var, tamam. Soldering alloy. Siz de gidin. Obsidian, tamam. Şurada biraz... Burada glass'ım yokmuş. Burada yokmuş. Glass. Ve oysa da chisel. Neredesin bakalım? Obsidian chisel. Clear glass. Thickened glass. Ve dust lazımdı değil mi? Dust lazım. Neyse ki buradan dust'a çevirmek kolay. Şimdi bir de kaç tane gerekiyordu? İki tane ironik, yani dört tane yapıyoruz. Buna iki tane iron var. Sonra ring. The ring. Teşekkürler. 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 3 4 Teşekkürler. Şimdi input hatch hangi tip yapalım? Medium voltage iyidir. Copper. Her biri için bir glass gerekiyor değil mi? Evet. Burada hiç iki var mı? Var. Teşekkürler. Şimdi bana glass dust. Ve glass. 3 tane glass dust. Bir de başka ne gerekecek? Yani şunları bir hemen halledeyim. Benim buraya da bir tane fluid extractor koymam lazım. Acilen. Cidden acilen buraya bir fluid extractor yapmam lazım. Her seferinde buraya koşup duruyorum. Aa, inanın bana, ben de bıktım. Glass dustları almadım değil mi? Evet, glass dustları almadım. Neden glass dustları almadın köfte? Neden? Gel bakalım glass dust. Şimdi bunları aldık. Tabi oraya geri koşacağız. Merak etmeyin. Kim dedi sana evini 20 milyon farklı binaya böl? Ha. Sen bunu isteyeceksin. Sure, my friend. Whatever floats your boat. Tamamdır. Gel bakalım. Voila. Şimdi input hatch.
most likely done. 1, 2, 3. Danke. Tabi bunlar yapılacak. Hemen geliyorum. Evet ve geldim ve şunları bunun içine bir atalım. Dın 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 dın. Enerji hatch değil tabi bu. Dynamo hatch. İyi bir dynamo hatch. Ve bunu direkt kullanmayacağım. Most likely. İyi bir dynamo hatch. Alüminyum kablo. Tam 4 tane. 4 ikisini birleştirmem lazım. Ha, tabii ki de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Gel bakalım. Yanında hiç Ken var mı? Yok. Burada kullanabileceğim... Yok. Metanol. Dur, metanol vardı yukarıda galiba sanki artık. Bir saniye. Bunların karşılığı vardı sanki artık. Ve paça arkamda bir şeylerle oynuyor gene. Propane. Yok. Yokmuş hiçbiri. Metan. Evet. Bunların hiçbirinin karşılığı yok yukarıda. Paçı kızım. Yani şöyle oyna. Heh, şunu da bir içelim. Kalp kazanmaya da karşı. Bir saniye, bunu içebiliyor muyuz? Oo, içebiliyormuşuz. Güzel. Ve bu bayağı başımızı döndürüyor. En sevdiğim. Tamamdır, bu da hazır. O zaman... Oh yeah. Bölüm sonunda güzel psikodelik bir biçimde. Benim bir süt içmem yararlı olabilir. Benim bucket'ım var mıydı? Vardı. Buralarda bir yerde bir inek var mı? Var. Oh yeah. Şu an her şey çok efsane. Seni neden sağmıyorum? Ha, sağdım. Tamamdır. Crisis averted, my friends. Şimdi. Gel bakalım. Sen de gel. Sadece bir workstation lazım. Ya kızım, illa babanın dibinde mi oynayacaksın o topla? Hayır, 2 saniye önce gelemez miydin sen? Neyse. Şimdi gelelim şöyle. Burada yukarılarda bir şey mi var? Yoksa aşağıda mı? Aşağıda sanırsam. Evet. Şunun aşağısında galiba. Orada açtığımız deliklerden bir tanesinde. Bir tane de maintenance hatch. Maintenance hatch aralarında en kolayı. Onun için sadece iğrenç bir recipe uygulayacağız. Maintenance hatch. Most likely.
Sırasıyla wrench, screwdriver, hammer, file, testere, wire cutter, soft hammer, wire cutter'ım zaten var. Crowbar, crowbar, crowbar. Tamamdır. Crowbar, soft hammer. Ve bu. Orada seninle artık işim bitti. Evet. Teşekkürler. Şimdi wrench, soft hammer, crowbar, hammer. Sizler gelin bakalım. Ay. Ve şu makinemizi hep beraber tamamlayalım. Maintenance hatch. Evet. Ve bir de soldering iron ve sizler. Soft metal crowbar. Screwdriver, gel bakalım. Paçi! Paçi! Olmuyor ama bu. Evet. Screwdriver. Bakalım ne kaldı. Tam bir şey kalmadı. Ha, soft metal gene lazımdı. Geç şu an çalıştırabilirim de çalıştırmasam daha iyi olur. Evet. Şu an bu arkadaş enerji yardırmaya hazır. Evet. Nasıl durum? Şu ikisini 6 alıp üçlü sırayla koyabilirim. Hani üçlü sırayla koyabilirim şu an. Ups. Neyse, bölüm arası yerini değiştiririm ya. Üçlü sırayla koyabilirim. Şimdi bizim yapacağımız bir şey daha var bu bölüm. Onu da yapayım. Sonra aslında iki şey var da biri bayağı hızlı yapılır diye düşünüyorum. Battery buffer. Dört slotlu battery buffer. Tamam, sen bayağı kolay yapılıyormuşsun. 16 tane alüminyum kablo, bir tane chest. Beceriksizliğin daniskası. Orada. Ben bir şarj o. Köfte. Beceriksizliğin daniskası derken bu kadar da demiyordum. Ah. Şimdi. Most likely done. Lan sizler, ups, çekiç sen burada kal, soft metal sen gel. Sen gel. Sen şöyle gel. Siz şöyle gelin. Bunu bekliyorum. Tamamdır, sen oldun. 7, 8, teşekkürler. Ardından onu da yapacağız ve geriye tek bir şey kalacak. Titanium. Gelirsin. Bekliyorum seni. Geldin, teşekkürler. Ve most likely done. Voila. Extreme voltage butter buffer. Ve şimdi yapmamız gereken diğer arkadaş. Görev için önce bunu yapacağım, sonra onu elektriklisine. Dur.
Bir saniye. High pressure boiler tank tamamdır. Sonra sen yoksun. Sen varsın. Mine cart. Bir tane de minecart with chest lazım. Onun yapımı kolay. Bir de iron var. Evet. Ve bir de tabii ki de bu lazım. Iron furnace. Most likely done. Furnace lazım. Iron furnace var mı? Yok. Furnace var ama. Furnace gel bakalım. Dur neden rough iron plate aldım? Oops. Plate. Done. Tamamdır. Onun yanı sıra bana başka... Aslında şunu yapayım. Chest. Gel bakalım. Hammer. Wrench ve screwdriver. Teşekkürler. Sonra. Sen daha ucuzsun. Evet buna daha ucuz diyorum ya. Sizler gidin. Voila. Most likely done. Wrench. E bunlar. Evet. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Lokomotif. Ze lokomotif. Electric train. Assembler. Oo sen inanılmaz ucuzsun. Sen inanılmaz ucuzsun. Bu inanılmaz ucuz. Evet. Most likely then. Hama. Ve voila. Claim. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey. Elektrik lokomotif. Senin için colorful lamp lazım. Bu lazım. Bu lazım. Bu lazım. Evet, bunları craft etmem biraz zaman alacak. Ama yapabiliriz. Ve ilk lokomotifimiz hayırlı uğurlu olsun. Seni şöyle koyalım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfteni günler. İyi eğlenceler.